Burası benim için çok çok önemli ve özel bir yer. Neden? Ve neredeyim tabii ki? Eski Galata Köprüsü. Ve neden? Anlatıyorum şimdi. 1987'de ilk defa Türkiye'ye geldim turist olarak. Ve 24 Ağustos'ta bu köprüde, o arkadaki parçada ben eski kız arkadaşımla doğum günü partisi yaptık. Yani kutladık orada köprüde. O yüzden yani burası benim için yani özel bir yer. Ama neden bu yer seçtim bu sefer? Çünkü çok enteresan bir fotoğrafçı bulduk. Timur Taş, eski bir arkadaş. Beraber Kıbrıs'a gittik, Adana'ya gittik falan filan. Ama adam çok güzel turistik fotoğraflar çekiyor. Sadece o değil. Adam geziyor mahallelerde, semtlerde ve inanılmaz, inanılmaz güzel fotoğraflar çekiyor. Tam bana göre böyle biraz bir tip. Yani ben böyle bakıyorum çünkü adam hala film seviyor. Dijital pek sevmiyor. Mümkünse filmle çekiyor. O yüzden ben bu sefer Timur Taş ile konuşuyorum. Ama köprü konuşuyor artık yani. O çok hoş bir şey. Sürekli burada bir hareket var. Tamam, saf demir ama o köprü onun hikaye anlatmak istiyor. Yani o bana hoşuma gidiyor. Ve biz fotoğrafçı olarak tabii ki böyle bir hikaye çekiyoruz. Ama yani ben sonra Timur Taş'a gidiyorum ama ilk olarak burada biraz daha fotoğraflar çekmek istiyorum. Wilco konuştu, dertleşti. Kah anlattı, kah dinledi. Eskileri andı. Suyun aksine bakarken geçmiş yeniden bugün gibi geçti önünden. Yeni fotoğraf hikayemiz eski Galata Köprüsü'nde eskiye, eski yıllara bir yolculukla başladı bu kez. Zaman makinesi eşliğinde serüvenimiz sürüyor. Saatler eski bir dostla, fotoğraf sanatçısı Timur Taş Onan'la buluşma vaktini işaret ediyor. Dostum, çok bekledin mi? Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah, iyidir. Sağ ol, teşekkür ederim. Of. Biz ne kadar... Yok, yani yeni geldim ben de. Aha, evet. Sen yeni geldin. Yani, abi nasıl gidiyor? İyi, çok iyi. İşte sergi vardı Dortmund'da en son. Böyle Beyoğlu Neo Klasik diye bir seri. Yani son 3 yılda çektim. 2 projeden biriydi bu. Analog, yani Hazer Blatt'la orta format bir iş. Film, yani dijital back falan da değil hani Hazer Blatt'ı. Analog, işte baskılar da büyük, böyle 70-70-100 baskılar. Güzel oldu. Bir de kitabım çıktı. O Neoklasik'in de kitabı çıkacak ama o daha biraz daha hani sponsor aşamasında. Şimdi bu şey çıktı. Bu Boğaziçi Barış Eğitim Merkezi'nin de desteğiyle, 2010'un da desteğiyle Tarihi Yarımada Yansımalar diye bir kitabım çıktı. Yani o da analog. Hani aynı tarzda iş. 6:6 orta format bir şey. O da böyle hem oradaki işte kültürel şeyler var. Mesela Balat Çarşısı. Yani böyle hani güzel porteler. Ayrıca işte Patrikhane gibi hani öyle yerler de var. Bir de aynı anda bir de film çektim. Yani artık film çekiyorsun. Tabii bu benim 5. filmim. Tarihada Yansımalar diye adlı film çektim. İlk filmim Sokak Çocukları'ydı. Sonra tarla başında neler oluyor? Çünkü artık son dönemde yavaş yavaş bütün fotoğrafçılar sadece fotoğraflar çekmiyorlar. Yavaş yavaş filme gidiyorlar değil mi? Evet, yani ben böyle bir durum evet, var. Yani ben hep istemişimdir. Yani benim fotoğrafa başlamamın nedeni sinema. Şimdi yani biz Karya Müzesi'deyiz. Ben sürekli Sultanahmet'te dolaşarken, Topkapı'da dolaşarken, burada mesela bazen rehberlere bakıyorum, tamam yani bir grup turistler geliyor, evet. Japonlar ne bileyim şey, bir rehber, elinde ya bir bayrak ya da bir ne bileyim bir sopa ya bir şey var, koyun gibi turistler takip ediyorlar. Evet. Yani ve İstanbul bir turist için muhteşem bir muhteşem yer. Muhteşem bir yer. Ama İstanbul'u nasıl görüyorsun? Nasıl İstanbul'a bakıyorsun? Ya koyun gibi takip ediyor musun? Ya da kendine kafa göre böyle, tabii. Ha bugün tamam hava pek de güzel değil, oraya gidiyorum ama yarın oraya gidiyorum falan diyorsun. Evet. Yani, mesela bazı arkadaşlar var, yurt dışından geliyor diyelim. İşte ya da tanışıyoruz yabancı. Şimdi belli yerlere gitmiş işte. Ayasofya, işte belli yerlere götürülür ya turistler. Bir de alışverişe götürülür falan.
o kadar. Bir de böyle kafaya fes takılır falan, hani öyle bir şey de var. İstanbul'un öyle güzel yerleri var ki, hani bir de hani sadece yabancılara gösterilenin dışında bir şey var. Çünkü onlara burada şey sunuluyor, bir Osmanlı, böyle bir Orient ya da evet, bir hava sunuluyor. Halbuki İstanbul'un işte bir Balat'ı gezmemiştir turist. Mesela bir Fener'i gezmemiştir. İstanbul'un her sokağı bir konu olabilir oradaki yaşantı. Evet. Yani yeter ki sen onu duy, hisset. Fotoğraf çalışmalarına 1980 yılında başlayan Timurtaş Onan, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 100'den fazla etkinlikte yer aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyesi olarak bulundu. Şehir şehir, sokak sokak gezdi, dolaştı. Fotoğraf aracılığıyla sayısız hikaye anlattı. Geçenlerde işte gene gittim, hani oraya belki gideriz, hani Lonca. Çok güzel bir roman mahallesi. Ayvansaray tarafı. Çok güzel. Ayvansaray'ın üstü. Müthiş insanlar. Yani böyle çok güzel insanlar. Ben yani çok hareketliyimdir. Onlara zor yetişirim yani. İnanılmaz insanlar yani. Mesela Dolapdere'de ben çok çalıştım. Sulukule'de çalıştım. Kağıthane yıkılmadan, o kağıthanede küçücük böyle bir şey vardı. Roman grubu vardı. Orada yaşıyorlardı. Hani belki de 100 kişi, 200 kişi. Hani o kadardı. Tam şehrin ortasında. Orası da yıkıldı. Ondan önce onlarla çalıştım. Onlar da kağıt topluyorlardı. Bir de Edirne'de Kemikçiler diye bir mahalle var. Orada bayağı bir Hıdır Ellez'de birkaç kere gittim. Hatta film yapmak falan istiyorum yani. Bir fotoğrafçı, bir ön yargılı bir fotoğrafçı bir fotoğraf çekmez bence. Evet. Değil mi? Yani evet, senin gibi, senin stil. Evet. Ama işte saygı saygı olması gerekiyor lazım. Evet, çok çünkü önemli. Oradaki insanın yaşamına saygı göstereceksin. Yani bu, şimdi şöyle düşün, ben orada kendimi böyle onların hayatını çeken bir aracı gibi falan görürüm. İşte onlara otururum, konuşurum, anlatırım işte ne yapmak istediğimi, o bilir. Bir de şey var mesela, komik, bazı böyle popüler olmuş yerler var, dizi çekilmiş falan. Orada insanlar böyle hemen seni böyle bir, aa biri geldi bize para verecek falan gibi, öyle de bir şey başladı yani son yıllarda. Sen fotoğraflar için para veriyor musun? Fotoğraflar çekmek için? Yok, hayır. Ha, çünkü şimdi bazen böyle fotoğrafçı geliyor, yani hala bir resim çekmedi, 100 kağıt veriyor ve sonra diyor yani sen orada dur ve poz ver, adam çekiyor fotoğraflar. Yani evet, ben böyle bir şey yapamıyorum. Yok, ben böyle hayatın akışından oluyor, an fotoğrafı çektiğim için biraz da hani ne yapıyorum, ben acele etmem, hani böyle hani arka plan, hani grafik açıdan tam olacak. İşte o leke dengesi falan, hani bir hem resim gibi de bakarım. Ama o kişinde de bir an yakalarım orada ben. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle adama böyle dur, hazır ol dur köşede mesela. Öyle fotoğraflar vardır. Mesela Balat fotoğrafları falan vardır. Böyle mesela birisi işte bir çocuk böyle hazır oldurmuş köşede. Evet. Arkada bir ev. Evet. Böyle değil yani. Benim çocuk öyle değil. Benim çocuk evet, böyle canlı falan tabii. Bazen bir fotoğraf için sadece durup beklemeli. Bazense kilometrelerce yol kat etmeli. İki eski dost şimdi fotoğraf peşinde adım adım ilerliyor. Timurtaş Onan ve Wilco van Helfen'in serüveni Kariye Müzesi'nde sürüyor. Yıllar öncesinden bugüne kalan tarihi eserleri fotoğraflamak, geleceğe iz bırakmak demek. Gezerken siz de fotoğraf makinenizi yanınızdan eksik etmeyin. Her neredeyseniz fotoğraf çekerken kurallara uymayı da unutmayın. Bir kere Sümela Manastır'da flash ile fotoğraf çekme yazıyor, tamam yazıyor. Evet, adam bütün diller, İngilizce, Fransızca, Rusça, Türkçe, ne bileyim herhangi dil. Adam oraya geliyor, flash ile fotoğraf çekiyor. Sonra birisi diyor yani bak yani flash çekmek yasak. Adam bakıyor, önemli değil ve tekrar bir fotoğraf çekiyor. Tabii. Abi yani çok kötü bir şey, çok kötü. Yani böyle tabelalar var, yani çekme o zaman. Edirne Kapı semtinde yer alan Kariye Müzesi, Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış. Yapı, Türkiye'deki eski kiliseler arasında içinde en fazla mozaiğe sahip olanı. Bu özelliğiyle turistlerin ilk ziyaret ettiği mekanlardan biri. İstanbul müzeleri,
tarihi mabetleriyle bir turizm merkezi. Bu şehirde her nereye giderseniz gidin, sizi ilk karşılayan şehrin köklü geçmişi olur. İstanbul'da sokak sokak gezmek insana apayrı bir zevk verir. İstanbul karasularının deniz tarafı surlarıyla birleştiği bölgede yer alan Ayvansaray, her köşesinde bir başka sürprizle karşılaşabileceğiniz semtlerden biri. Burada kendinizi sokağın ritmine bırakmanız yeterli. Hepsi güzel oldu yani. Berkan! Oğlum telefonumu bir de başardım. Yavaş at ama valla kırılır telefon yok. Telefonum mu ya? Ne telefonu? Ay ben gidiyorum ya. A, telefonu mu ne? Evi nereye? Ben gidiyorum. İnsanlar nasıl güzel insanlar. Evet. Acayip değil mi? Ve ya turistler hep, yani o da enteresan. Fotoğrafçılar bazen, onlar böyle bir semte dolaşmıyorlar. Evet, ben getiriyorum. Ben birçok insanı buraya ben getirdim. Neden onlar? Bu tarafı bilmiyor kimse. Belli yeri ki mesela şimdi Kırmızı Mektebi'nin olduğu sokak var ya, orası çok popülerdir işte, tamam mı? Evet. Oraya gidilir ama hani mesela buraları kimse fazla bilmez. Hani Ayvansaray tarafı, arka taraflar falan. Burası fotoğraf için inanılmaz cennet. Evet. Bir kere yaşantı var. Bak hala mahalle yaşantısı var. Şimdi yani neden o zaman burada pek gezmiyorlar? Orada fotoğraf çıkabileceğini, orada bir yaşam olduğunu falan görebilmek var. Mesela orada yani insanlar mesela bakıyorlar işte harap bir yer, işte bazen onu harap olarak görüyor. Halbuki ondaki o yaşanmışlığı falan hissetmiyor yani. Oradaki o yaşamı hissetmiyor. Şimdi herkesin bir dünyası var. Herkes ayrı bir dosya yani. Tamam mı? Mesela kimi insan doğayı sever, gider dağlara, florayı bilir mesela. Ona göre doğa fotoğrafı falan çeker. Kimisi hayvanları tanır, o alemi bilir yani. Hani şeyini işte bilgisi vardır bayağı işte. Doğa hakkında genel olarak tabii doğa fotoğrafçılarının birçoğunun çok mesela kuş çekenler var. Bütün kuş cinslerini biliyor. Latince isimlerini falan evet. Biliyor. Öyle. Ben de mesela insanı biliyorum, insanı tanıyorum. Ben de onu çekiyorum. Ben hep dışarıyı hep merak ettim, sokağı hep merak ettim. Hani ne bileyim Bağdat Caddesi'nde yetiştim ama Bağdat Caddesi beni kesmedi mesela. Ben başka ne var burada acaba bu şehirde? Başka nasıl insanlar var? Hep onun dışına çıktım aradım. Yola düşmek için cesaret gerek. Evet. Yüzleşmeye hazır olun. Çünkü yol size kendinizi anlatır. Yolunuzu, yönünüzü bulamıyorsanız yapmanız gereken tek şey içinizden yükselen sese kulak vermektir. Yaz ayları yaklaşırken herkesi tatil hayalleri sarar. Tatil keyfinin bazen sadece düşüncesi bile yeter. Dalınan düşlerin kapılarıysa birbirinden muhteşem fotoğraflarla açılır. Deniz ve kumsal bir araya gelir. Dinlenmenin ve eğlenmenin tadına doyulmaz seyri gözlerinizin önünde belirir. Wilco, şimdi Timurtaş Onan eşliğinde güzel. O seyri doyumsuz fotoğrafların büyülü dünyasına konuk oluyor. Evet Timurtaş, gördüm. Havuzda çekim yapıyor şimdi ama beni göremiyor çünkü full konsantrasyon var. O yüzden gidiyorum. Süper. Hafif bu tarafa bakabilir misin? Bu tarafa doğru. Evet, şimdi de bu tarafa doğru bak bakalım. Evet. Evet, evet güzel. Kendi kendinesin, gülümsüyorsun gibi. Başını kaldır, saçını biraz aç. Evet. Konsantrasyon. Evet. Çekmeden duramıyorum, görüyor musun? Nasıl gidiyor? İyi, güzel. İşte birkaç kare çektik şuradan. Restoran hazırlanıyor. Spa'da işte şey jacuzzi falan çekeceğiz. Sürekli sadece oteller çekiyor musun ya da başka şeyler yapıyor musun? Şimdi endüstride çekiyoruz biz. Ha. Ama otel sektöründe hani ismimiz bayağı var yani yıllardır, 20-25 sene oldu. Türkiye'nin bu 5 yıldızlı otellerin hemen hemen %80'ini ben çekmişimdir. Çünkü ben yani evet. Timo yıllarca tanıyorum, yıllarca boyunca. İlk defa Kıbrıs'ta tanıştık, sonra Adana'ya gittik beraber. Böyle sergiler, ne bileyim şey, Saydam günleri de. Evet. O yüzden tanıyorum yani bu iş yapıyor. Bilmiyorum, benim haberim yok artık. Tabii yani şöyle ekmek parası, evet. Ne bundan kazanıyoruz biz? Evet.
Tamam. Evet. Uzan. Al onu. Al onu. Al. Al. Evet. Aldın. Evet. Çok güzel. Şimdi böyle çok güzel. Bozma. Evet. Şimdi koy bakayım. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bozma. Evet. İşte yaklaşık 20 yıldır hava fotoğrafı çekiyorum ben. Özellikle güneydeki turizm tesisleri. Mesela hem Akdeniz bölgesi, yani şöyle mesela bir Alanya'dan işte bir Tekirova'ya, bir Kekova'ya kadar, yani o bölgede hem turistik tesisler çektim hem de antik kentlerle de ilgili uçuşlarım oldu. Harika ya. Havadan o, bütün o koylar falan. Tabii hem bu güzel bir arşiv oluyor bende, hem de işte insanlar da memnun oluyorlar. İşte senede sen akıllısın kere... sen az değilsin he. Çünkü otel olarak, yani oteller için çalışıyorsun, aynı anda böyle antik kentler falan çekiyorsun. Tabii. Ve o sonra başka bir yerde satabiliyorsun. Tabii. Ama böyle mecbur böyle şeyler yapmak öyle gerekiyor. Öyle, güzel bir arşiv yoksa, oluyor evet elimde. Mesela 7 yıl kadar da Devlet Opera Balesi için bu Aspendos Festivali'ni çektim. Turizmin bir parçası o da. Aspendos Festivali'nde yıllarca işte Remzi Buharalı genel müdürken, Ankara Opera Balesi müdürüyken o zaman çok çalıştım. Böyle imkanlar da sundu hani turizm bize. Sonra işte hava fotoğrafçılığında işte ne bileyim Acenta Katalogları'na baktığında Akdeniz bölgesinin birçoğu hava fotoğrafı benimdi. Yani benim gibi zaten Türkiye'de bir 2-3 kişi var. Senin ajan var çeken mı? Ajans. Ajans. Tabii tabii biz zaten şöyle komple konsept, yani mesela diyelim bir otelin olduğu gibi konseptini yapıyoruz. Kurumsalını çalışıyoruz. Hatta bazen ismini bile verdiğim oldu ve birçok otelde de hani slogan da yazdığımız bizim olmuştur. Aha. Tabii artı kataloglarını, Acenta CD'lerini hazırlıyoruz ve reklam filmlerini çekiyoruz. O iş ile para kazanıyorsun, sonra kendine sanat, bağımsız sanat fotoğrafı. Tabii. Çünkü orada tamamen farklı şeyler kazanmazsın değil mi? Aslında çok zordur. Bak evet, benim yapım biraz hiperaktif bir yapı. Oradan kurtarıyorum. Yoksa reklam fotoğrafçılarının çoğu sanat fotoğrafı üretmez. Sanat fotoğrafı çekenler de hani bu kadar reklam sektöründe çalışmazlar. Ben ikisini birden yapmaya çalışıyorum. Orada ikisinin birbirine faydası var bir yerde ama bir yerde de zararlı. Çünkü onda müşteriye göre çekiyorsun. Öbürü senin kendi ifaden yani kendi travmaların falan, evet, kendi birikimin onda rol oynayacak. O tamamen farklı bir şey, sanat fotoğrafı. Onun için hani bir yerde belki teknik açıdan sanat fotoğrafına faydası var reklam fotoğrafçısı olmamın. Evet. Bir de reklam fotoğrafı çekerken mesela imaj fotoğrafı çekerken de hani sanat fotoğrafındaki bir takım böyle farklı açılar falan bunlar işe yarıyor yani ışıklamalar falan. Evet. Evet. Yani onun da birbirine öyle bir katkısı var. Evet. Ama onun dışında hani fikir olarak unutmanız ikisi tamamen farklı şeylerdir yani. Turizme yönelik üretilen reklam filmleri ve fotoğraf kareleri perde arkasında yoğun bir emek gücü taşıyor. Uzun çalışma saatleri sonunda bakmaya doyamadığınız enstantaneler ortaya çıkıyor. Çıkılan her yeni yolculuk sizi yeni bir dünyayla buluşturur. Yolculuk öncesinde gidilecek, keşfedilecek yerlerin fotoğraflarına bakmak, gezi için atılan ilk adımlardan. Sultanahmet Meydanı ise İstanbul denilince ilk akla gelen yerlerden biridir. Ya hava güzel ya, çok güzel. Hava güzel, kabul ediyorum. Ama ışık beğendin mi? Beğendim, şöyle sanat fotoğrafı çekiyorsun. İşte o kış ayları, o mesela bütün gökyüzü bazen kalkıyorsun sabah böyle bulut içinde oluyor mesela. Muhteşem, hele siyah beyaz çekiyorsan kırmızı filtreyi tak. Evet, böyle evet. Kontrast, turuncuk, dehşet. Kırmızı, ooo patlıyor o zaman tabii, değil mi? Tabii. Evet. Süper oluyor. Evet. Ama şimdi mesela ben bir ultraviyole filtre takıyorum, iş bitiyor. Yani turizm çekeceğimiz için hani turistik şeyler havanın pırıl pırıl olması lazım. Biraz daha renkleri abartmak istersem zaten şimdi dijital çektiğimiz için hani ticari fotoğrafı, iş fotoğrafını, turizm fotoğraflarını. Onun için zaten RAW'da işlerken istediğimiz gibi o şeyleri doğru ayarlayabiliyoruz. Doğru. Onun için hiç polarize takmıyorum. Ultraviyole yetiyor. Işınları süzüyor işte, o yerdeki parlamaları falan zaten yeterince alıyor.
Çünkü sen böyle bir bölgede ne yakalamak istiyorsun? Ben şöyle yani eğer bunu bir iş olarak ya da bir hani ticari bir anlamda turizm fotoğrafı anlamında çekiyorsam buradaki tarihi yapıların yani böyle mimari çekimlerini yapmak isterim. İşte izin alırım içeriden iç mekanlardan çekerim. Minareden işte buradan diyelim ki Sultanahmet Camii'nden Ayasofya'ya doğru çok güzel bir açı vardır. Şu yukarılarda bazı otellerin çatılarından falan o genel planları alırım. Sonra detaylar çekerim. Bir belgesel çekiyorsam, profesyonel iş çekiyorsam benim daha çok o genel planlara falan çok ihtiyacım oluyor. Yoksa kendime fotoğraf çekiyorsam benim anlatmak istediğim şey farklı. Evet, tabii ki, tabii ki. O zaman farklı. Yani belki de buralarda çok fazla çekmem yani. Ya da böyle çok istediğim gibi o dramatik havaları falan ararım. Ya insanlar, yani turistler o kadar muhteşem bir konu evet, ki. Evet, tabii tabii. Çünkü onlar böyle yürüyorlar. Yani rehber beraber, tabii. Bayrak ne bileyim bir şey. Tabii tabii, o çok, çok matrak. Konu. Harika. Yani. Ama oldukça yani, matrak yani. Bak, yani orada çok önemli bir noktaya yaklaştık. Şimdi, ne istiyorsun? Ben sana sordum, sen burada ne istiyorsun? Şimdi bir fotoğrafçı, yani amatör fotoğrafçı olabilir. Böyle bazen ve genel olarak böyle kendine kafa göre rastgele fotoğraflar çekiyor. Yok, proje lazım. Kafada proje. Bir şey. Bugün fikir olacak. İnsanlar çekeceğim. Bugün sokak köpekleri çekeceğim. Bugün ne bileyim değil mi? Yani o zaman tabii. Bir amaç var. Bir amaç tabii. Lazım. Tabii tabii. Fikir eğer bakın şöyle bir şey. Mesela birisi landscape çekiyorsa, manzara çekiyorsa ona göre kafasında fikir vardır. Ona göre gider. Evet. O açılara bakar. Evvelden kafasında planını yapar falan. Sosyal içerikli konular çekmek istersin. Yani burada İnkadırga'ya doğru ne hayatlar var. Çek sokaklar, ne ışıklar böyle ara sokaklar. Harika, evet. Müthiş evet, yani evet. Sanat fotoğrafı çekmek evet. İstiyorsan. Sanat fotoğrafı gerçi her şeyde olur. Çok farklı tarzda sanat fotoğrafı üreten insanlar var yani. Hani burada dediğin gibi sen hani turistlerle de çalışsan inanılmaz enstantaneler yakalayabilirsin. Hayatın olduğu yerde çok esprili şeyler yakalıyorsun. Vilko ve Timurtaş Onan, tarihi yarımadadaki yolculuklarında şimdi de Sultanahmet Camii'nin avlusunda. İkili her an fotoğraf avında. Ya abi sen biraz bir insan avcısın he. Yani evet. Sen bir kurban seçiyorsun evet. Ve sonra sonuna kadar takip ediyorsun. Tabii. Anın gelmesini bekliyorum. Değil mi? Tabii. Arka planı düşünüyorum mesela bozacak bir şey varsa bekliyorum o geçsin evet. Gitsin planımı yapıyorum öyle. Evet. Ve orada istediğim fotoğrafı çekiyorum. Bak sen de yani, sen de az avcı değilsin yani. Ama herkes bir avcıdır yani fotoğrafçı olarak evet. Bence. Evet. Çünkü yani insanın yarısı ya da ne bileyim bir şey önemli. Evet. Beraber yan yana da bir fotoğraf çekiyoruz. Senin fotoğraf muhteşem, benim rezalet, benim muhteşem, senin zayıf, ne bileyim bir şey oluyor. Evet. Burada, bu noktadan. Evet, evet. Yani o çok enteresan bir şey. Çok enteresan. İşte o anda görüp soyutlama meselesi. Her şey oturuyor ve şey oldu diyorsun. Evet. Mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Mavi Cami olarak da adlandırılan Sultanahmet Camii, bugüne kadar kaç fotoğraf karesinde başrolü aldı, kaç fotoğraf albümünde yer aldı kim bilir. Ancak tıpkı her an gibi her fotoğraf da biriciktir. Ay çok güzel çıkmışım bak, ya. Bak çok güzel. Evet aslında şöyle yapayım. Bana mail atın ben size fotoğrafınızı göndereyim. Şimdi Timurtaş çok önemli bir şey yaptı. Yani kızının telefon ya da e-mail adresi sormadı. Hayır dedi. Yani hemen ben kendime kart veriyorum. İstersen o zaman sen bana bir e-mail atın. O zaman ben sana fotoğraflar göndereceğim. Tabii bir de bir samimiyet de var. Etik, çekerken de bir evet, samimiyet var. Yüzden, hani bir selam veriyorsun, çekiyorsun. Evet. Yani hani o anlıyor etik, insan. Etik olarak etik, yani tabii. Biz kart veriyoruz, bilgi veriyoruz. Tabii. Onlar bizi arabiliyor ya da şey e-mail gönderebiliyor tabii, falan. Tabii, çok önemli. Tabii. Yani her yerde öyle mesela diyelim bütün mahallelerde de çeksem orada oturuyorum. Mesela bir şekilde onları ulaştırıyorum. Hani mesela Dolapdere'de kimsenin maili yok. Ama ne yapıyorum? Onlara da bir zaman sonra elimden geldiği kadar. Hani çünkü çok iş güç uğraşıyoruz. Bir yer karta bastırıyorum, götürüyorum orada bir dağıtıyorum. Evet. O kadar seviniyorlar ki. Evet. Ekspres foto.
Yadigar diyorum, okey. Fotoğraf serüveni Bizans'tan günümüze kozmopolit kültürüyle dikkat çeken Balat'ın bin bir renkli sokaklarında sürüyor. Çok güzel yani. İlko çok güzel değil mi pazar? Şey böyle bak çocuk ne güzel bak. Bakıyor oradan. Bak çok güzel bak çocuk var. Bak bak boyacı görüyor musun? Çok güzel. Olan da ama Türkiye'de yaşıyorum artık. Balat'ın tarihi özellikle Musevi Mahallesi olarak Bizanslılara kadar uzanır. Osmanlı döneminde de Musevi yerleşkesi olan semt, mimari yapısı, içinde bulunan kilise ve sinagogları, esnafı, hamamı, çarşısıyla sosyoekonomik ve kültürel açıdan bir tarih tanığıdır. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Başka yerlerde komisyonu tanımıyor vatandaş ama biz burada hepsiyle bir aile hayatı yaşıyoruz yani. Çünkü en yeni esnafımız 40 yıllık, 50 yıllık. Hayat beraber geçti. Evet. Ama artık biraz değişime uğruyor tabii Balat. Hak ettiği yeri bulsun, başka bir şey istemiyoruz yani. Artık çok yavaş yavaş tekrar galiba yeni bir rüzgar geldi. Yani tabii şimdi UNESCO projesi mesela bizim burayı karşıyı UNESCO yaptı. Çatıları falan çok güzel hizmet verdi. Ön şeylerimizi bozmadık. Bakir kaldı Balat'ı. Çivi bile çakılmadı ki. İstanbul'da böyle yerler yok. Çok teşekkürler. Sağ olunlar. Tamam kolay yine gelsin. Yine bekleriz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Burası muhteşem renkli bir yer ya. Evet. Burası nasıl çok güzel? Müthiş bir alan yani. Evet. İşte tarihi yarımadanın çok önemli bir bölümü. İşte ta Ayvansaray'dan Zeyre'ye kadar inanılmaz yerler var. Partikhane var. Çok muazzam bir bina o Kırmızı Mektep. Evet evet evet. Rum Okulu. Harika. Ya ileride Ayvansaray'da işte Ayazma. Yani çok eski mekanlar da var. Bir de yaşantı çok böyle. Mahalle yaşantısı burada çok güzel. İnsan çekebiliyorsun. Hala böyle sıcak bir kanlı. Evet. Hala var. Hala var işte. Bu bölge öyle yani. Şu ileriden çok güzel bir yere gireceğiz. Böyle boşluk, etrafta çok güzel görüntüler var. Abi ama her yerde güzel. Ben kafayı yiyorum. Burası ya. Müthiş yani. Çek. Çok güzel ki. Yıllardır çekiyorum ben. Abi ha bir gülümse şöyle. Süper. Balat'ı gez gez bitmez. Balat'a bir kez gelmek yetmez. Bak Wilko şimdi şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu sokağa çok geliyorum. Aha. Ama fotoğrafçının zor tarafı şu. Geldim bir kere bu sokağa çektin olmuyor. Mesela ışık olmuyor. Ya da buyur bugün kamyon var mesela. Evet. Başka gün gene geleceksin. Evet. Çalışacaksın. Evet. Yani fotoğrafçılık meşgul, öyle. Meşgul, tabii tabii zor tabii. Evet. Tabii. Bak çok güzel bir burada bir açı var. Allah dur abi dur. Ha? Ha? Ben seni evde bulamıyorsam o zaman buraya... Buralardayız tabii. Buralardayız evet. Tabii. Burası var yani öyle bir şey ki bak diyorum sana tarihi yarımada bir olay. Beyoğlu tarafı ayrı bir olay. Yani İstanbul'un buralar inanılmaz. Mesela şimdi Samatya'ya git. Samatya'da ayrı bir şey yani. Evet. Mesela o banliyö treni var ya
Onun kıyısından git, oradan inanılmaz gene görüntüler çekersin. Evet. Yani onunla ben onun gittiği istasyonlardan böyle git, in, bin trene, tamam mı? Müthiş mahalleler. İnanılmaz. İstanbul öyle. Muazzam bir yer yani. Yani fotoğraf çekmek için çok sonsuz sonsuz proje yaparsın. Evet. Süper portre çektin Wilco. İstiyorum arkadaki tatlı, o kırmızı mi? Araba bunlar. Evet, tatlı değil hemen mi? Hemen bunu yolluyorsun abi. Müthiş. Bakın sizi gösteriyor. Süper portre çekti. Bakın. Hollanda'da bir türü böyle fotoğrafçılar ile konuştum, bir şey öğrenmek istiyordum, tamam mı? Kimse onun kontak baskı göstermedi. Seçiyor. O seçim görebiliyorsun. Ama biz burada böyle oturuyoruz, tabii, konuşuyoruz. Aa, abi yani bak hepsi. Tabii. Yani iyi mi kötü mü yok. Tabii yok. Yani tabii, bir süre böyle gizli ve yani sihirli gibi bir şey var. Yani çok garip geldi bana. Ha, gerek yok. Abi göster yani hepsi bana. Gerek yok. Bazen mesela bizim Stanko Abazic diye bir Hırvat fotoğrafçı var şimdi. Onunla geliyoruz mesela. Belgrad'da da çektik. Burada çektik birçok yerde. Çekiyoruz mesela, gidiyoruz, çalışıyoruz. Çok güzel bir ışık var falan. Çekiyoruz sonra böyle birbirimize gösteriyoruz. Diyoruz ki abi seninki daha iyi olmuş. Evet. Lan, süper, seviniyoruz yani. Evet. Anladın mı? Öyle bir şey, onu kompleks etmeye gerek yok yani. Evet. Her çektiğin fotoğraf olamaz yani. Kimi sadece fotoğraf çekmek, kimi ise fotoğraflarda gördüğün yerleri keşfetmek için gitmek. Wilco, turist olarak İstanbul'a geldiği ilk günlerden bugüne sayısız keşfe çıktı. Eski dostu Timurtaş Onan'la bu heyecanı bir kez daha yaşadı. Şehri adımlarıyla arşınladı. Ne de olsa fotoğraf her yerde. Onu yakalamak için önce fark etmeyi öğrenmeli. Uzakları fotoğraflarda arayıp. Bazen turist gibi döneceğin yeri bilerek, bazen de sadece bir yolcu gibi düşünmeksizin yola düşmeli.